Bu ekranda gördüğünüz güzel kızın adı Esila. Esila, gün geçtikçe kaslarını kaybediyor ve artık sürekli hastaneye gidiyor. Esila bir SMA hastası. Elinden hep birlikte tutarsak, bütün acılarına son verebiliriz. Siz, gönlü güzel insanlar, elinden tutarsanız, yüzündeki bu gülücükler devam edecek. Kanalımızın SMA başlıklı videolarını izleyerek ve izleterek Esila'ya destek olur musunuz? Kızın gelinim olsun. Eser Emine Duru. Seslendiren Ayfer Karademir. 1. Bölüm. Gece daha sabaha varmadan uyandı uykusunun en derin yerinden Osman. Bismillah deyip kalkmalı, babasından yadigar kalan işinin başına geçmeliydi. Ekmek parasıydı. Zar zor gözlerini açıp gelmişti. Kollarını yukarı kaldırarak titreyerek açtı üzerindeki organı. Uyumadan yakardı ocağı ama üşürdü sabaha kadar. Yayla yerinde soğuk olurdu yaz kış. Alışıktı. Bedeni alışıktı ama yine de bir parça sarardı içini. Kalktı yataktan. Bacaklarını sarkısarak oturdu. Bu soğuk hava ister istemez uyandırırdı insanı. Çok şükür. Bugün kemikleri titretecek gibi değildi. Derin bir nefes almadan önce kalkıp küçük bir odasının penceresini açtı. Havayı çekerken ciğerlerine ezanda Allahu Ekber demeye başlamıştı bile. Bir takım yatak dizili odasına baktı. Pencereyi tekrar kapatınca yerde eski bir dastar. Belki kendisi dokunmuştu. Bilmezdi ama belki o dokunmuştur diye pek de çok severdi. Bu kırmızının tonlarında yünden yapılmış olan dastarı. Yatağının üzerindeki yorganını alıp katladı güzelce. Sonra da yine annesinin elinden olduğunu bildiği örgü battaniyeyi kapattı yatağını. Hızlıca üzerini çıkarıp pantolonunu ve kazağını giyindi. Babasına örmüş bunu anası zamanında. Öyle derdi rahmetli. Açık kapıdan hayata geçti, sönmüş ocağa bakıverdi karanlıkta göz ucuyla. Ocaklıkta neredeyse kararmıştı. Nasıl olsa yoktu akşama kadar. Ocağın hemen yanında bulunan ibriği aldı eline. Su sıcak dursun diye koymuştu ama işe yaramamıştı belli ki. Dışarı çıkıp kapının önünde bulunan helaya girdi. Çıkınca şöyle bir 40 adım atacak kadar zaman geçirmek için evinin avlusunda adımladı. Abdest almadan önce 40 adım atmalıydı mutlaka. Bilmezdi neden ama babası öyle demişti zamanında öğretirken. Vardır bir bildiği diye de ondan ne öğrendiyse devam etmişti. Kapının önünde ibrikle eline su dökerek aldı abdestini. Osman gibi ruhu tembel adamları bile uyandırırdı bu buz gibi su. İşi bitince hayat kapısını çekerek hızlıca camiye doğru koşmaya başladı. Kimsesiz dünyasının kapısını çekerek bırakmıştı geride. Osman'ı doğururken ölmüştü annesi. Babası 3 kız çocuğu ve Osman ile kalmıştı geride. Çobanlık yapar, başka da bir şey bilmezdi geçim için. En büyük kızı Nazife 7'sinde, onun küçüğü Zahide 5, 3. kızı Hasibe 1,5 yaşındaydı. Babaları köyün koyunlarını alıp yayılıma gidince onlar da evin işini yapar, kardeşlerine bakarlardı. Nazife elinin ayağının işini hallederdi maşallah. Bu iki göz odada büyüdüler, gittiler. Güzel adamdı babaları. Evlatları da güzeldi. Evlenecek yaşa gelince
kızlar bir bir uçunca yuvadan 15 yaşında Osman ile kalmışlardı bu iki göz ev. Kızlarının ardından her geceyi elleri koynunda sabah ederdi babası. Aradan yıllar geçti. Hastaydı adam. Ama Osman'ın askerlik yapması lazımdı. Babasının ardında yalnız kalması yüreğine dertti ama yapacaktı. Bir şey yoktu. Gitmeden biriktirdiği parayı Nazife ablasına verdi. Babama bak bununla demişti. Askerden yine göndereceğim sana. Öyle de yapmıştı Osman. Babasının kapısında 10 koyunun sütünü sağmış, satmış, adam bir de oğlundan bağlanan asker aileyle geçinmiş gitmişti. Köylünün birkaç koyununa da çobanlık etmişti. Oğlu askerden gelince işsiz kalmasın diye kızlarının çoluk çocukları vardı. Damatları koymazdı pek babalarının yanına. Oğlunu bekledi adam. Yine sabahlara kadar elleri koynunda kapının önünde ayazda. Karadeniz'de evler birbirlerinin uzaktan çatılarını görür. Bilenler bilir ya, ıssızdır evlerin etrafı. Kimse kimseyi bilmez. Yoldan geçen olup o diye olursa ancak, hele bir de Osman'ın ailesi gibi parçal denildiyse size, kimse yolunu bile çevirmez evinizin önüne. Osman askerliği bitirince koşturmuştu köyüne. Babası vardı. Son günlerde mektup da göndermemişti. Belli ki gidememişti. Eli kalem tutan birilerinin yanına. Az kaldı deyip sabretmişti. Dağıtım izninden başka izne bile gelmemişti. Askerlik çabucak bitsin diye. Terhiz olunca atlamıştı otobüse. Bir dakika kaybedecek zamanı yoktu buralarda. Şehirde indi otobüsten. Yolu daha çok uzundu. Kasabaya giden minibüslere ulaştığında kalkmasına daha 2 saat olduğunu öğrendiğinde babasına şehir ekmeği almak istedi öncelikle. Pek severdi, bilirdi. 2 ekmek aldı çantasına, attı. Azıcık dolaştı buralarda. Minibüsün saati gelmeden gelip oturdu hemen. Saat daha 10 olmamıştı. Kasabadan sonra da yolu uzundu köye. Kimseyi tanımamıştı köyünden. Kimse yoktu bugün yolcu olarak. Kasabada inince köyünün yolunu tuttu Osman. Allah'tan yola yalnız devam etmeyecekti. Aşan mahalleden olan Hilmi ve anası ve 2 bacısı da onunla gelecekti. İlk defa gördüğü bu kızın ta çocukken de vurgun olduğu, Feride olduğunu görmüştü. Yine onu unutmayan gönlü akmıştı Osman'ın. Babaları ölünce kadın büyük oğlunun yanına sığınmış, başka şehirde olduğu için köye pek gelmezlerdi. Ama adamcağız orada 1 hafta önce inşaattan düşüp ölünce mecbur alıp köye geri dönmüş. Gelin zaten istemezmiş bunları. Köyde evini, malını, mülkünü sen yiyorsun, al götür demişler. Yol boyunca anlatıp durmuştu adam. Onun da 5 çocuğu vardı. Nasıl bakacaktı bunlara? Babasından kalan eski bir ev vardı. Biraz tamir ederse orada kalırlar diye düşünüyordu. Yardım ederim tamiratına demişti Osman. Pek anlamazdı ama yazıktı garibanlara. Göz altından bir kez daha baktı adının Feride olduğunu bildiği güzeller güzeline. Onun da mı gözü değmişti Osman'a? Yüreği sanki bir başka atmış, sanki o da unutmamıştı Osman'ı. Sen de evlenirsin artık, demişti Hilmi. Fakire kız veren olursa evlenirdi tabii. Askerden önce ablaları çok uğraşmıştı ama kim verirdi fakir adama kız? Tek toprakları bile evlerinin bulunduğu araziydi. Ancak biraz kartopu, biraz da pancar, fasulye, mısır dilmeye yeterdi. Şükür, yeter gider diye onlara. Gelecek gelinin ailesine az gelirdi. Feride aklını talan etse de gitmişti. Ablaları da evlenmişti şükür. Nasip abi, nasip demişti sadece.
Vardır senin de nasibin, parçal dedi. Babasını soruyordu adam. İyiydi en son. Yaşlandı o da. Yaşlandı dediği adam 40 yaşında bile yoktu. Sana da bulunur biri derken omzuna koymuştu elini yakışıklı adamdı Osman. Dalyan gibi görenin bir daha dönüp bakacağı boylu poslu ama parçalın Yusuf'un oğluydu. Yusuf'un oğluydu işte. Aslına çekerdi. O da babası gibi parçaldı işte. Abisi ekmek isterken adının Feride olduğunu öğrendiği kızla yol boyu kaçamak bakışlarla birbirlerine bakmışlardı. Ama yol arkadaşına bu yanlışı yapamazdı genç adam. Bakışlarına dikkat etmişti. Sadece anneleri kılıyordu namaz. Genç adamın dikkatinden kaçmamıştı bu ayrıntı. Hilmi abi, sen de kılmayacak mısın namaz? Bana imamlık yapsan. Yok be Osman, yoldan geliyorum, seferiyim ben, diye cevap alınca başını sallamıştı sadece. Sonra dereden aldığı abdestle namazına durmuştu. İkindi ezanı okunmadan ulaşmıştı evine. Babası yokken bakmıştı koyunlara, evlerine teslim etmiş olmalıydı. Ne çok sevinecekti Osman'sı geldi diye. Evin taşla fıraktasını geçip girdi avluya. Bacası tütmüyordu evin. Baba! Diye seslendi kapıyı açmaya çalışırken. Avluda derin bir sessizlik vardı. Koyunlar yoktu. Belli ki babası götürmüştü hayvanları yaylıma. Ancak tavukları da yoktu sanki. Bir telaş girdi eve. Zaten iki odaydı. Babası yoktu. Ocak. Gözü ocağa kaydı. Kül dahi yoktu. Sonra hızlıca avluya geri döndü. Sessizlik. Sadece sessizlik vardı. Hem de en derininde. Havaya karanlık çökerdi birkaç saate. Evin tahta duvarına dayadı sırtını ve olduğu yere çömeldi aynı babası gibi elleri koynunda. Onun gibi uzaklara baktı. Babasının görebildiği ama onun göremediği uzaklara. Sonra kalktı ayağa. Babası ablaların evine gitmiş olmalıydı. Hemen onu eve getirmeliydi. Hızlıca girip ocağı yaktı. O gelene kadar bacası tütsün de evin. İkindi yıkıldı ve çıktı evden koşan adımlarla. En yakında Asibe ablası vardı. Bir saati oradaydı. Onda olabilirdi belki. Hangisindeyse artık alıp gelecekti evine. Bir saatten de erken zamanda geldi ablasının evine. Kaynanası açtı kapıyı. Geldin mi sen? Derken kadın sanki niye geldin diyor gibiydi. Bitti asker teyze, ver elimi öpeyim. Diyerek kadının eline uzandı. İyi iyi dedi sadece. Ablam evde mi? Babam yok da belki... Öldü ya Yusuf. Öldü mü? Öldü mü? Ne kadar kolay kurmuştu o cümleyi. Anlamaz gözlerle baktı kadına. Ne diyordu bu kadın? Bir hafta oluyor. Ana ki Osman. Kadının arkasından gördü ablasını. Gördüğü kardeşinin adını söyleyip durmuştu olduğu yerde. Babam öldü mü? Nasıl söylemişti kendisi de anlamamıştı ki. Ama söylemişti işte. He, öldü ya. Bir hafta oluyor. Bir hafta mı olmuştu? Nasıl mavi gözlerinden kocaman damlalar yuvarlanıyordu. Yüreğine düşen acıyla. Kapının önünde oturmuş, kalmış işte. İki sabah koyunları almaya gitmeyince muhtar bakmaya gitmiş. İki sabah mı? He. Akşam koyunları bırakmış. Daha da gören yok. Sadece ablasının yüzüne baktı. Sizin koyunlar? Ne bilelim. O gelmeyince kaldı tabii.
bakmadın mı? Ablasının sorduğu sorulara o kadın cevap veriyordu. Bakmamışlardı. Cevap vermediler. Gel içeri bile demediler. Demedi ablası. Elleri koynunda geldiği yoldan geri döndü. Anasızlık kaderiydi. Doğduğu günden şimdi babasızlık asılmıştı boynuna. Sabaha kadar babasının elleri koynunda oturduğu yerde oturdu. Aynı babasının baktığı boşluğa baktı, gözlerinden yaş akıta akıta. Birkaç gün sonra geldi ablaları yanına. Babası ölünce ablaları almıştı koyunları ve tavukları. Evdeki eşyaları da kendilerince paylaşmışlardı. Baba ocağını kendilerince bırakmışlardı kardeşlerine. Evde Osman'ın yatağı ve birkaç mutfak eşyası kalmıştı. Duvarda annesinin ve babasının resimleri. Bu ev de senin olsun demişti Nazife ablası. Ne de olsa tek erkek kardeşimizsin bizim. Anamın bastarını, bir de babamın yatağını istiyorum. Bir de anamın yüzüğünü, dedi Osman. Ben aldım dastarı. Yatak da Zahide'de. Eski püskü şeyler zaten. Yüzüğü de sattık. Sattınız mı? Cenaze nasıl kalkacaktı? Gelen, giden. Sana para göndermiştim, dedi ablasına hızlıca. 3 kuruş neye yeter akılsız Osman? Akılsızdı ya. Dastarla yatağı satın bana. Param olunca öderim, dedi hızlıca. Sen parayı denkleştir. Duruyor dastar, gelip alırsın. Para olmadan vermem demişti yani. Zahide ablasına baktı usulca. Ben yudum yıkadım. Yatağı yorganı da şimdi. Tamam. Siz ederini deyin hele. Ben alacağım onları. Bilmeyiz ki şimdi ne eder. Eski püskü şeyler. Dedikleri dastarla yatağı yenisinden bile daha pahalıya satmışlardı ablaları. Kısa zamanda köylü koyunlarını yine Osman'a vermişti. Güvenilirdi Osman, babası gibi. Abdestinde, namazında, kimsenin malında gözü olmayan, hak ettiğinden fazlasını almayan bir adamdı. Herkes bilirdi ki koyunlarla insanlardan daha iyi anlaşırdı. Hilmi 2 gün sonra gelmişti Osman'ın evine. Öncelikle başsağlığı diledi genç adama. Babasını övmüştü dilinin döndüğünce. Köylü koyunlarını sana verecekmiş diye duydum. Bizimkileri alacaksın değil mi? Alırım abi. Bize biraz uygun yapsan şu işi, dedi sinsi bir şekilde bakarken. Akrabayız da o kadar. Abi belli bu iş. Ben ne ilave ettim ne de indirdim. Köy zaten akraba birbirine diyerek son noktayı koydu. Piyasa düşünmek derdi yoktu sonuçta. Anlaşırız biz seninle. Şimdi Şakir'e vermeyelim koyunları. Nasip abi, herkes rızkını yer. Geleceksin değil mi babamın evini tamire? Gelirim tabii abi. İyi, yarın yapalım diyorum ben de. Öyle ev ev üstü olmuyor. Çocuklar var. Anam da 2 kızla. Abi senin evle babanın evi uzak değil mi birbirine? 2 kız çocuğu, ihtiyar kadın nasıl olacak? Bizim buralarda bir şey olmaz. Zaten kızlara kısmet çıkar, yakında giderler. Feride'yi ablalarına diyecekti isteyin diye. 1 sene bakarsa koyunlara biraz pazarı olurdu. Bu eve de çeki düzen verirse, ama hala Feride'nin gönlü onda mıydı, onu öğrenmesi gerekiyordu. Sabah namazından sonra kahvaltısını yapıp gitmişti Feride'nin kalacağı eve. Ev yıllardır kullanılmadığı için
iyice dökük durumdaydı. Ayağı nasıl kalkardı acaba? Bir akrabaları daha gelmişti yardıma. Hilmi, anne ve babacılarını ve çocuklarını da getirmişti. Bir an önce iş bitsin diye bekliyorlardı. Çok uzun sürmedi. Bir haftada oturulabilir duruma gelmişti ev. Osman, Feride ile konuşma fırsatını birinci gün bulmuştu. "Baban ölmüş," demişti kız. Arkası dönüktü. Osman hızlıca döndü geriye. "Başın sağ olsun." "Allah razı olsun." Kızın bakışları yerdeydi. Yanaklarının al rengini soldurmuştu. Belli ki şehir havası. Ama bir başka güzel olmuştu sanki Feride. "Ha, hala sözünde misin?" diye bir çırpıda sordu kıza. "Çocuktuk o zamanlar gerçi ama..." "Sevgim de büyüdü," diye cevap verdi kız. Utançtan kızarmıştı. "Benim de," dedi genç adam. "Bana varacaksın değil mi?" "Bilmem," dedi cilveli bir sesle. "Sen bilmeyeceksin de kim bilecek Feride'm?" Feride annesinin sesini duyunca kız hemen ayrıldı Osman'ın yanından. Giderken birden durdu. "Osman, sana varacağım," dedi ve koşarak ayrıldı yanından. Rahat bir nefes aldı kızın ardından Osman. Kaç gündür acaba sorusu beynini yemişti. O da unutmamıştı Osman'ı. O günün ardından ancak 2 ay geçmişti. Görüşmeseler de biliyorlardı ki kalpleri birbirine aitti. Bir keresinde Osman sabah koyunları toplarken çıkmış ama Osman sevdiği kızın adı kötüye çıkmasın diyerek onu geri göndermişti. O gözünün bebeği sevdiği biriciydi. Akşam koyunları dağıtırken karşısına çıkmıştı yeğeni. "Selamünaleyküm Osman dayı," dedi kendinden beklenmeyen olgunlukla Nazife ablasının oğlu. "Aleykümselam," diyerek kollarını açtı yeğeni. Severdi bu çocukları. Hatta belki analarından daha fazla. Onların da kendisine olan muhabbetlerinin farkındaydı. Sıkıca sarıldı çocuğa. Saçlarını öptü koklayarak. "Akşamın bu saatinde dayını mı özledin de geldin?" "Seni özledim de onun için gelmedim." Cebinden bir zarf çıkardı ve dayısını uzattı. "Dayı be, bana bir kuzu ver, sana bunu vereyim." "Nedir ki o?" "Feride abla gönderdi sana," derken arkasına sakladı mektubu. "Hele sen bir söz ver." "Ula eşek oğlu eşek. Kimin oğlusun sen?" "Anamın," dedi çocuk yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. "Vereceğim mi kuzu?" "Vereceğim, vereceğim." "Sen ver hele şu mektubu." "Ama ben seçeceğim," gülümsedi adam. "Ver de hele git seç sen." Çocuğun elinden mektubu aldığında çocuk hemen kuzu seçmeye gitti. Aceleyle açtı zarfı Osman. Bir şey olmuş olmalıydı. Yoksa Feride'si ona ulaşmak için böyle bir yolu seçmezdi. "Osman'ım, gözümün bebeği. Bilirim, şu an müsait değilsin ama bilmen için hemen haber edeyim," dedim. "Beni istet." "Abim," dedi bugün anneme, "bana görücü gelecekmiş." Kağıdı tutan eli titremişti Osman'ın. Şimdi ne yapacaktı? Hemen yarın gitmeliydi ablaları. Onlardan başka kimsesi yoktu zaten. Aceleyle cebine soktu kağıdı. "Seçtin mi kuzuyu?" diye sordu yeğenine. "Bu dayı," diyerek birini gösterdi çocuk. "Yarın bizim ağla bırakırsın." "Tamam. Hadi size gideceğim ben de." "Bize mi? Neden?" Elini uzattı adam. "Gel hadi." Beraber gittiler çocuğun evine. Ablasına anlattı durumu. Yarın gidip konuşacaktı ablası. Ablasının evinde fazla kalmamıştı. Aldığı haberle içi içine sığmaz haldeydi. Ya vermezlerse Feride'yi? Ne ederdi, nasıl yaşardı? Kolundan tutsa, kaçırsa gelir miydi?
cennetim dediği yâri. Ayakları evinin yolunu şaşırmış, Feride'nin evinin oraya gitmişti. Karşıdan belki görür müydü? Beklerdi. Belki olur ya. Belki hisseder çıkardı dışarıya. Bir göz görürdü belki. Karaoğulları kimdi? Osman kimdi? Ablası da demişti, sana vermezler. Kürşat isterken bu kızı sana vermezler demişti. Köyün en zenginiydi bu aile. Kürşat yürüyen belaydı. Ara sıra gelirlerdi köye. Oradan bilirdi. Yoksa tanımazdı o kadar da. Zaten onun gibisi de kendi ayarı görmezdi Osman gibileri. Sadece Hayriye hala bakardı gariban yüzüne. Ablaları evlenirken de onun yardımını görmüştü babası. Allah var, Osman'ı da severdi kadın. Ona gitse Kürşat yeğeniydi. Yardım eder miydi ki Osman'a? Kızın evinin kapısına gelmişti. Uzaktan kapıya baktı uzun uzun. Kızın odasını biliyordu. O gaz lambası hala o odada yanıyordu. Gitse camı tıklatsa usul adımlarla gitti camın altına. Tüm cesaretini toplayıp usulca tıklattı cama. Sonra da saklandı. Olur ya, belki de annesi çıkardı. Cam açıldı. Kim var orada? Feride'nin annesinin sesiydi bu. Garip vardalığa çıkınca ay akşamdan doğarmış diye boşuna dememişlerdi. Feride'nin camı diye yanlış cama vurmuştu demek ki. Avlunun dışında kuytuda bekledi kadının camı kapayıp perdeyi kapatmasını. Belki Feride kendisinin gelmiş olabileceğini düşünmüş olabilir miydi? Bekledi, bekledi. Ama ev karanlığa boğuldu. Kimse çıkmadı. Geç vakit elleri arkasında evine yöneldi derin düşünceler içinde. Osman! Ardından gelen inler gibi adının söylendiği sesi duyunca durdu olduğu yerde birden geriye baktı. Ay ışığının aydınlattığı karaltıya baktı. Feride'ydi bu. Hızlıca yolda eğilerek nefeslenen kızın yanına koştu. Cennetim! Kız derin derin nefes alıyordu. Neden geldin? Diye sordu. Nefesi düzene girince ardından koşmuş olmalıydı. Kimse alamaz seni. İçin rahat olsun. Yarın gelecek ablamlar. Kız kafasını salladı. Anıma dedim bu akşam. Genç adamın yüzüne baktığında Osman kızın dudağının şiş olduğunu gördü. Olmaz dedi. Derken ağlamaya başlamıştı. Benim odamda kaldı. Uyuyunca geldim. Sensin diye düşündüm. Ama o da düşündü. Nasıl kıydılar sana derken titreyen ellerini çenesine uzattı. Yarın gelsin bizimkiler konuşsunlar. İstemediler. Olmasın değil mi cennetim? Başıyla onayladı Feride. Ama olurun olmadığını biliyordu. Eğer daha da fazla olmaz derlerse seni o pisliğe bırakacak değilim. Kaçarız buralardan. Kaçar mıyız? He, kaçarız tabii. Gencim, taşı sıksam suyunu çıkarırım. Bakma bana parçal dediklerine sen. Kızın yüzünü gözleri birazcık olsun gülsün istiyordu. Sen benim yanımda ol yeter. Gideyim ben, dedi fısıltıyla. Gecenin karanlığının en yoğun zamanındaydılar. Tamam, hadi ben seni kapıya götüreyim. Kız onaylayınca yan yana yürüdüler. Köyün derin uykusunda kimsenin görmediği yerde yan yana yürüdüler. Birbirlerine söz verdiler. Başkası yoktu. Sadece ikisi gideceklerdi buradan. Nereye demediler birbirlerine. Sadece gideceklerdi. Osman bir şeyler düşünürdü. Şehirde bir sürü akraba vardı. Allah ev kurana yardım ederdi. Lütfen kanalımıza abone olmayı,
Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.